Yukarıda 1, 2 ve 3 nolu kuvvetlerden hangileri temas gerektirmeyen kuvvettir demiş. Kayakla atlama sporcunun düşmesini sağlayan kuvvet ağırlığı olmuş oluyor. Ağırlıkta yer çekimi, yer çekimi, kütle çekimi kuvveti temas gerektirmeyen kuvvet olmuş oluyor arkadaşlar. Kayak ilerleyen karlik taşının yavaşlamasını sağlayan kuvvet. Bakın bu ileri doğru giderken hareket yönü ters yönde sürtünme kuvveti etki etmiş olacak. Dolayısıyla temas gerektiren bir kuvvetimiz var burada. Üçüncü de Van der Graaf jeneratörüne dokunan bir kişinin saçlarının diken diken olmasını sağlayan kuvvet elektriksel kuvvet olmuş oluyor. Elektriksel kuvvetle temas gerektirmeyen kuvvet olmuş oluyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1 ve 3 çare yani edin olacakmış deriz. Eşit bölümün sürtünmesi yatağı düzen üzerinde bulunan K cismi 1, 2, 3 kuvvetlerin etkisiyle artıya yönünde sabit hareket ediyor. Buna göre F3 kuvveti aşağıya hangisidir diyor. Arkadaşlar çok sade, basit gibi gözüken ama çok güzel bir soru tarzı aslında. Şimdi artı yönünde gidince net kuvvet sanki artı yönünde olsun gibi aklınıza gelir. Alakası yok. Sabit de dediği için net kuvvet sıfır olmalı. Net kuvvet sıfır olsun yukarı yönde bir ilk hız verilmiştir. O yönde sabit de yoluna devam edebilir. Çünkü net kuvvet sıfır olduğunda duruyorsa durmaya devam eder. İlk hızı varsa sabit de gider diyeceğiz. Sola F1 var, sağa F2 var. O zaman sağa, sağa, doğru bir birimlik bir kuvvetimiz daha olsun ki sola eksi sağa 2'den net kuvvetimiz sıfırlansın artı yönde ya da herhangi bir yönde gidebilir. O ilk başta hareket vermeyle alakalı bir şey. Artı yönde hareket verilmesi gerekiyor sadece. Ama net kuvvet sıfır olduğu için sabit gider diyeceğiz. Cevabımız o yüzden burs olacakmış. Net kuvveti amacımız sıfırlamak. Yukarıda verilen olaylardan hangileri eylemsizlik ile ilgilidir demiş. Arkadaşlar eylemsizlik yasası cisimlerin hareket durumlarını korumak istemesine deniyor. Yani duruyorsa durmaya devam etmek isteyecek, ilk hızı varsa o ilk hızda kalmak isteyecek gibi. Bu mantığa bakacağız. Bir ne diyor? Herhangi bir gök cisminin sabit alanında olmayan bir uzay bölgesinde bir meteorun sabit hareket etmesi demiş. Evet herhangi bir kuvvet etkisinde değil hareket durumu önceden neyse sabitse gitmek istiyorsa o hızla yoluna devam etmek isteyecek. Bunu eylemsizlik deneyecek biri alırız. 2. Sürücünün yüzünü çarpma sonrası açılan hava yastığına çarpması demiş. Aslında kaza sonucu bir yere çarpma. Şimdi ne oluyor? Sürücü yolcuyla birlikte hareket ediyor. Belli bir hızda gidiyor. Ama kaza anında ani bir şekilde yavaşlıyorsun. Şimdi araba yavaşladığı için vücut ne yapıyor? Önceden bir hızı varsa o hızla yola devam etmek istediği için ileri doğru gidiyor. Araba geride kalıyor, vücut ileri doğru gidiyor. Dolayısıyla eylemsizlik cisimlerin hareket durumlarını korumak istemesi oluyor. 3. Üzerinde durduğu halı çekilen çocuğun çekilme yönün tersine düşmesi demiş. Yani bu arabada otobüste e, şoförün gaza basman sonucu geriye gitmeyle benzer bir durum olmuş oluyor. Sanki biri bizi itiyormuş gibi oluyor. Eylem kuvveti hayali bir kuvvet tabii ki bu. Öyle bir şey itmiyor, itilmiyor. Olay nasıl oluyor bakın orada. Şimdi otobüste de ya da çekilen halı üzerinde de aynı mantık geçerli. Otobüs üzerinden anlatayım isterseniz. Şimdi ayakta yolculuk yaptığını düşünün. Belli bir hızda gidiyorsunuz ya da duruyorsunuz fark etmez. Hadi belli bir hızda isabet size gittiğimiz sürece. Şoför gaza basın ne yapıyoruz? Geriye doğru gidiyoruz değil mi? Biri sanki bizi itiyormuş gibi, iten yok aslında. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Ayağımız otobüse temas ediyor. Otobüs şöförü hızlanınca, otobüs hızlanınca ayağımız otobüsle birlikte ileri doğru gidiyor. Fakat vücut hareket durumunu korumak istiyor. Yani önceden sabitse gidiyorsa o hızda gitmek istiyor. Dolayısıyla ayağımız ama ileri doğru otobüs tarafından çekildiği için vücut geride kalıyor. Geride kaldığı için dengemizi kaybedip geriye doğru düşüyoruz ya da düşme tehlikesi geçiriyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Cisimlerin hareket durumları korumak istemesi eylem oldu. O yüzden cevabımız Edirne olacakmış. Sürtülmesiz yatağa düzlem üzerinde bulunan K kabın içinde su bulunmaktadır. K kabındaki M açılıp kap sabit F kuvvetiyle çekiliyor. Buna göre su akışı duruncaya kadar geçen süre içerisinde K kabına inecekten hangi değeri artar demiş. Arkadaşlar şuraya dikkat sürtümesi de ortanmış. Yani geriye doğru bir sürtüme kuvveti olmadığı için onda bir değişkenlik olmayacak. Bakın sadece sağa doğru F kuvvetimiz var. O zaman net kuvvetimiz de mecburen F kadar olmuş olacak. Cismin kütlesi kabın kütlesi ister büyük ister küçük olmuş olsun net kuvveti etkilemez o. Mesela net kuvvet arttı mı hayır değişmedi. İvme artar mı diye sormuş. Evet arkadaşlar f eşittir m çarpı a olacağı için f'imiz sabit ama m kütlesi azalıyor musluktan su aktığı için. O zaman ivmemiz ne yapar? Artar. Hızımız artar mı? İvme artmasa da hızımız zaten artardı. İvme arttığı için daha da hızlanacak, hızlanarak artacaktır. Kesinlikle artar deriz. O yüzden cevabımız 2 ve 3 Edirne olacakmış. Doğrusal bir yolda hareket eden hareketli ait konum zaman grafiği şekildeki bir Buna göre 1 2 3 nolu bölgelerin hangilerinde aracı etkeden net kuvvet sıfırdır diyor. Arkadaşlar net kuvvet sıfır demek cisim duruyorsa durmaya devam edecek. ilk hızı varsa sabit gidecek. Ya yani dolayısıyla cisim duruyorsa ya da sabitize gidiyorsa net kuvvet sıfır olacakmış. Ama ivmeli hareket yapıyorsa hızlanıyor ya da yavaşlıyorsa o zaman net kuvvetimiz sıfırdan farklı olur. Bu mantıkla bakacağız. Konum zaman grafiği verilmiş. Arkadaşlar konum zaman grafiğin eğimi bize hızı verir. Dolayısıyla eğimine baktığımızda birinci bölgede hızının büyüklüğü ne yapmıyor? Değişmiyor. 2x bölü 2t'den isterseniz 2v'ye kadar sabit hızı var diyelim. İkinci bölgeye baktığımızda eğime baktığımızda bakın eğimin değeri yine değişmiyor. Büyüklük olarak da x bölü t'den hatta sola doğru baktığı için eksi x bölü t'den eksi olmuş oluyor. Ama önemli değil. Hızının büyüklüğünün değişip değişmemesi önemli değil. Hızın büyük ya da küçük olması önemli değil aslında orada. Tamam arkadaşlar. Üçüncü olarak da baktığımızda konumu değişmemiz dolayısıyla hızımız sıfır. Dolayısıyla sabit de gidiyor ya da duruyorsa net kuvvetimiz sıfır olacak. 1, 2, 3 bölgenin tamamında değil mi? net kuvvet sıfır olacak o zaman. Çünkü birinci bölgede sabit 2 iki veli, ikinci bölgede sabit eksi ve üçüncü bölgede ise duruyor diyeceğiz. Cevabımız eden olacakmış. Doğrusal bir yolda bulunan cisim net kuvvetin etkisindeyken yargıların hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şurada bir isterseniz yolumuzu alalım. Üzerine bir cisim koyalım bunun. Şöyle bir cismimizi koyalım. Bakın net bir kuvvetin etkisinde kalacakmış bu cisim. Net kuvvetimiz var. Ha, ortamda sürtüme var veya yok önemli değil. Sonuçta net kuvvetimiz sağ tarafa doğru mesela oluşmuş olsun. Tamam arkadaşlar bu mantıkla bakalım. Başlangıçta durgunsa düzgün hızlanmaya başlar demiş. Evet eğer ilk hızımız sıfırsa sıfırdan itibaren ne yapacak? Düzgün hızlanmaya başlayacak. Başlangıçta hareketliyse hızlanır demiş. Üçüncüde de başlangıçta hareketliyse yavaşlar demiş. Buradaki mantık şu. Önceden eğer hareket yönümüz mesela sağ tarafa doğru ve aynı yönde kuvvetimiz varsa cisim o zaman ne yapar hızlanır. Ama önceden hareket yönü sol tarafa doğruysa bu sefer cisme uygulanan net kuvvetimiz ters tarafa doğru olduğu için bu sefer cisim yavaşlar. O yüzden aynı yönlü ise hareketle kuvvetimiz hızlanır, zıt yönlü ise yavaşlar deriz. Burada kesinlik sorduğu için ikisini de alamayacağız. Çünkü başlangıçta aynı yönümüz mü zıt yönlü mü onunla ilgili bir bilgi vermiyor. Cevabımız bundan dolayı yalnız bir adan olacakmış. Yatay düzlem üzerinde doğrusal yolda eşit büyüklükteki net kuvvetlerin etki ettiği KLM cisimlerinin ait hız zaman grafiği şekildeki ekibidir. Buna göre KLM cisimlerin kütleleri arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Bakalım arkadaşlar eşit büyüklükte kuvvetler uygulanıyormuş bunlara. Şimdi ne vermiş grafik olarak? Hız zaman grafiği verilmiş. Hız zaman grafiğinin eğimi yatay yaptığı açı bize iğme verir. Dolayısıyla kuvvet var, iğme var. F eşittir MA'dan artık kütleye geçebiliriz dolayısıyla. Hadi bakalım. Hız zaman grafiğinin eğimine K ile başlayalım isterseniz. AK diyelim. Eğimi nasıl olsa iğmeyi veriyormuş. Eğim baktığımızda yatay yaptığı açı karşı bölü komşu. Karşı 2 ve komşu ise 2T. 2V bölü 2T'den bunun ivmesine A kadar diyelim isterseniz. L ile devam edersek ona da şuradan bakabiliriz. Bunu bir silelim isterseniz daha rahat görelim. Onun ivmesine de şuradan bakacak olursak bakın karşı bölü komşu. Karşı V'ye kadar komşu işi 2T kadar. O zaman L'nin ivmesine karşı V komşu ise 2T'den A bölü 2 diyelim yarısı kadar olmuş oldu. Son olarak bir demeye bakalım. Onu da tekrardan silecek olursak. Bakın O'nun eğimine bakacak olursak ister tamamına bakın ister şuradan bakın fark etmiyor arkadaşlar. Tamamına bakalım isterseniz şuradan bakalım. Karşı 2 ve komşu ise 4T. Dolayısıyla AM'nin ivmesi ise 2V bölü 4T diyeceğiz. Tabii eğim sola baktığı için yavaşladığı için eksi diyebiliriz. Buna eksi A bölü 2 kadar olacakmış. Bize kütle olduğu için eksinin bir önemi olmayacak orada. Şimdi FH'dir MA'da yerine yazarsak kütlelerini bulabiliriz. Üçüne de etki eden kuvvetlerimiz F kadarmış. FFF diye üçüne de yazalım isterseniz. Sonrasında birincinin kütlesi MK diyelim. İvmesi ise A kadar olacakmış. İkincinin ML diyelim. İvmesi A bölü 2 kadar olacakmış. Üçüncünün ise yine kütlemiz M diyelim. ivmesi ise A bölü 2 kadar olacak. Buradan K ile M kütlelerini yalnız bırakırsak MK dersek F bölü A yapıyor. 1 diyelim isterseniz M diyelim. L'yi yalnız bırakırsak 2 karşıya çapraz olarak geçti. 2M bölü A yap 2F bölü A yapar ona 2M diyelim isterseniz. Son olarak M'ye bakarsak yine burada da 2 karşıya çapraz olarak geçecek. 2F bölü A yapar ona da 2M diyelim. Yani L ile M'nin kütlesi eşit olacakmış. K onlardan küçükmüş. O zaman cevabımız Ceyhan olurmuş deriz. Yatay düzlemde durmakta olan 3M, 2M ve M kütleli kalemi cisimlerine yönleri ve büyüklükleri şekildeki olan yatay düzleme paralel kuvvetler uygulandığında cisimler harekete geçemiyor. Buna göre kalemi cisimler etkiden sürtünme kuvvetlerini kıyaslayın diyor FK, Arkadaşlar cisimler harekete geçemiyorsa statik sürtünme kuvveti geçerli ve uygulanan kuvvet kadardır deriz bir yöntemle de şöyle düşünebilirsiniz. Sonuçta cisimler hareket etmiyorsa net kuvvetimiz sıfır olmalı. E net kuvveti sıfırlayacak kuvvetimiz kim var? Sürtünme kuvveti. Oradan o zaman sürtünme kuvvetinin değeri K'da 2F kadar. L'de ise bakın sağa doğru 2F sola F var. Net kuvvet sağa doğru F gibi gözüküyor. Sıfır olması lazım. O yüzden sola doğru sürtünme kuvveti F kadar olsun. M'ye bakacak olursak sağa doğru 3F'imiz var. O zaman demek ki sürtünme kuvvetimiz burada 3F kadar olsun ki net kuvvetimiz sıfırlanabilsin. Bu mantıkla bakarsak M büyüktür K'dan o da büyüktür L'den. Yani cevabımız C olacakmış deriz. İçinde buz kalıbı bulunan tel kafesli araba sürtünmesi yatay düzlemin K noktasından L noktasına kadar sabit F kuvvetiyle şekildeki gibi çekiliyor. Hareket süresince buz kalıbının bir kısmı eriyip arabadan dökülüyor. Buna göre araca etmeyeceklerin hangilerinin büyüklüğü artar demiş. Arkadaşlar şuna dikkat ortam sürtünmesizmiş. Yani geriye doğru herhangi bir sürtünme kuvveti yok. Sadece sağa doğru F kuvvetlerimiz var. Yani net kuvvetimiz F olarak kalmaya devam edecek. Mesela net kuvvetin bir değişiklik var mı? Hayır. O yüzden net kuvvetimiz sabitleyeceğiz. Artmadı. Hız ya da ivmeye gelince arkadaşlar ivmeyle ile başlayalım isterseniz. F eşittir m çarpı a olduğu için kütlemiz gitgide azalıyor. Kuvvetimiz sabit ama kütle azaldığı için ivmemiz ne yapar? Artar. O yüzden ivmeyi artar diyeceğiz. Hız ise ivme artmasa dahi hızımız artar. Sonuçta bir kuvvet var. İvme hareket yapacak. Sürekli ne yapacak? Hızlanmaya devam edecek. Hatta hız zaman grafiği şöyle çizeriz. İvmenin değeri gitgide arttığı için hızımız da parabolik bir şekilde artacaktır. Mesela hızımız artar mı? Evet artar deriz. Cevabımız 1 ve 3 yani Ceyhan olacakmış. Sürtme katsayısı her yerinde aynı olan yatay zeminde ve 0 büyüklükte hızla fırlatılan k cismi şekil 1'de f büyüklükteki kuvvetle hızlanmakta, şekil 2'de 2f büyüklükteki kuvvetle hızlanmakta, şekil 3'te 2f büyüklükteki kuvvetle yavaşlamaktadır. K cismi 1 2 3 kuvvetinin etkisiyle sırasıyla a1 a2 a3 büyüklükteki ivmeler hareket etmektedir. Buna göre a1 a2 a3 ilişki nedir diye söylemiş. Arkadaşlar şurada ne diyor? Sürtme katsayısı her yerde aynı diyor. O zaman sürtünme kuvvetini söyleyelim. K çarpı N'den K çarpı MG diyeceğiz. Cisimler hareket ettiği için formülden yapıyoruz sürtünme kuvvetini. Sürtünme kas sayısı çarpı N. N dediğimizde cismin ağırlığı. E ağırlık eşit sürtünme kas sayısı zaman sürtünme kuvvetleri eşit olacakmış deriz. Ve sürtünme kuvveti harekete ters yönlüdür. Sağ tarafa doğru gittiği için sürtünme kuvveti sol tarafa doğru değerini bilmiyoruz tabii ki. Sayısal bir hesaplama yok. İkincisi de yine cisim sağ tarafa doğru gittiği için onu etkeden sürtme kuvveti de sol tarafa doğru. Üçüncü de sağ gittiği için yine sola doğru sürtme kuvveti. Bakın şimdi ivmelerini yazalım. F eşittir m çarpı a diyecek olursak. A'yı buradan yalnız bırakırsak f net böyle m'e bakacakmışız. Hadi bakalım. Birinciye bakacak olursak a1 daha doğrusu a evet a1 diyelim k dememiş ona. a1 eşittir sağa doğru f var sola doğru f sürtmemiz var. O zaman f eksi f sürtme bölü M demek gerekir. Yani net kuvvetimiz F F sürtümü olmuş oldu. 2 ile devam edecek olursak A2'miz sağa doğru 2 F'imiz var. Sola doğru sürtümemiz var. Böyle var. Bakın burada net kuvvetimiz daha büyük oldu. Yani A2 A1'den daha büyük olacakmış. Son olarak üçüncü ivmesine bakacak olursak. E, bakın iki kuvvet de aynı yönlü. 2 F de sola doğru sürtüme de sola doğru. O zaman net kuvveti bulurken toplayacağız bunları. Böyle M diyeceğiz. O zaman buradan bakacak olursak arkadaşlar. Burada net kuvvetimiz F F 2 F eksi F sürtüme. 2 F, -F, F, -F, F artı F sürtümü olmuş oluyor. O zaman en büyük net kuvvetimiz 3. ayet olduğu için en büyük ivmede mecburen orada olacakmış. Dolayısıyla A3 büyük olacak A2'den A büyük olacakmış A1'den deriz. 3-2-1 yani cevabımız Ceyhan'mış.